Evet, şimdi hemen ne yapalım? Akçadağ'da turumuza devam ediyoruz. Yine Akçadağ ilçesindeyiz. Çok güzel bir yerleşim yerine döneceğiz. Tabii eski yeri var, köy kent uygulamaları var. Böyle dağın başında doğası çok güzel, suyu çok güzel. İlgimi çeken ne oldu? Kuzular olmuş, kuzular. Sevgili muhtarım, böyle hakikaten hayvanları çok seven bir eşi vardı, kızı vardı. Onlarla görüştük. Ne güzel oldu. Şimdi nereye gidiyoruz? Akçadağ ilçesindeyiz. Yaylımlı mahallesindeyiz. Sevgili izleyenler, mahallemin muhtarı programında Akçadağ ilçesindeyiz. Tabii Akçadağ'ın çok yukarılarına çıktık. Şöyle adeta kuş bakışı seyrediyoruz desek yalan olmaz. Bir taraftan Malatya, bir taraftan Akçadağ. Ama böyle tepeden bakıyoruz. Yaylımlı Mahallesi'ne geldik. Gelirken tabii çok engebeli, çok böyle bizleri sarsan, hiç bakımı olmayan bir yoldan geldik. Bayağı sarsıldık, haberiniz olsun. Tabii ben yetkililere diyorum, Yaylımlı Mahallesi'nin yolları hiç iyi değil. Onu hemen hatırlatıyorum. Tabii bu güzel mahalleyi, güzel insanlarını konuşacağız. Kiminle? Sevgili muhtarımızla konuşacağız. Efendim, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen sizi tanıyalım sevgili muhtarım. Ben Yaylımlı Mahalle Muhtarı Şeyhu Karabulut. Evet. Emekli memurum. 2000'de emekli oldum. 2003 yılında buraya geldim. 13 yıldır bu köyde oturuyorum. Bu ilk döneminiz mi muhtarlıkta? Evet. İlk döneminiz. Sizi çok aktif gördüm böyle. Vallahi işte elimize geleni yapıyoruz. Evet. Ama işte gördünüz yani. Onlar hepsini konuşacağız sizinle sevgili muhtarım da. Kaç hane var burada? 220 hane. Şu anda 220 hane de aktif köyken, mi efendim? Yani şimdi benim köyüm 625 nüfuslu. Şu anda? Şu an 625 nüfusu var. Yazın bu 400, bini bulur değil mi? Bini geçer. Geçer. Yalnız işte görüyorsunuz bizim bir köykent projemiz var. 150 hanesi yapıldı. 147 parselasyonunda her şey bitti. Parselasyon kura aşamasına getirdik. Sayın Vali Mavi'nin önünde Tarım İl Müdürü imzalamış. Gerekçe nedir efendim? Efendim, tarım elverişlidir. İşte ben 4 tane TEDAŞ'ta direk getirdim, eşemedim. Kırıcı lazım. Şimdi belediyenin kırıcısını bekliyorum ki 4 tane direk eşe. Yani oranın mı tarım elverişli olduğunu söylüyor? He, öyle söylüyor. Peki görülmüş mü acaba? Gelmişler. Ben bilir kişi de getirdim. Bilir kişilerin raporu da var. Affedersin, eşek püse dişi kırılır. Öyle diyor. Yani öyle diyor. Ona benzer laflar. Öyle demiyoruz yani, da. Evet. Yani kayalık. Zemini sert bir kayalık. Peki efendim, o raporu sundunuz mu kendilerine? Hepsi dosyamda hazır. Peki gerekçe, öyle bir gerekçe şey yapıyorlar. Yani gerekçe vallahi. O zaman diyoruz ki efendim, gelin görün. Şimdi vatandaş yerinde, mağdur değil mi efendim burada? Mağdur yani. Esas oradaki yapılan 150 hanenin şu an 80 tanesi dışarıda oturuyor. Gerçek köylü burada, mahsul bakışta. 35 ev burada. 35 ev yukarıda, 40 ev orada. Yani şimdi köylü mağdur durumda. Hizmet de, nasıl hizmet alacağım bu yani dağını? Bu mahallenin insanı diyor, ben aşağıya gideyim diyor. Tabii canım. Ama yer yok. Yer var, imzalamıyorlar. Yerimiz var. Yeriniz köy var. Köy meramız, 617 dönüm köy meramız var. 177 dönüm parselasyon yapıldı. Onu da şimdi vermiyoruz. Şimdi biz buradan bir çağrı yapalım. Diyelim ki Yaylımlı Mahallesi, ben buradan yetkililerle sesleniyorum. Yetkili kim ise efendim, bu Sayın Vali Mavini de olabilir, İl Tarım Müdürü, her kimse. Şimdi burada vatandaş mağdur. Vatandaşın sizden bir talebi var. Elimizde bilirkişi raporu var diyorlar. Gelin görün, yerinde görün. Yani reddetmek çok kolay ama perişanlığı biz çekiyoruz diyor vatandaş. Lütfen bu mağduriyetimizi giderin diyorlar değil mi efendim? Evet. Olayı mahallinde görsünler. Yani siz de gördünüz, hep kayalık. Zemin sert bir kayalık. Yani biz arabayla gelirken bile sıkıntı yaşadık. Yani arabanın sarsılmadık yeri kalmadı. Biz rahatsız olduk. Siz buraya nasıl verimli diyebiliyorsunuz değil mi? Vallahi artık bunu kendi büyüklerimiz bilir. Evet. Gelsin bir baksınlar. Evet. Sizin en büyük sıkıntınız bu değil mi sevgili? En büyük sıkıntım şimdi odur. Peki efendim, sizin bu mahallede, Yaylımlı Mahallesi'nde vatandaş neyle geçimini sağlıyor?
genellikle buradakiler tarımla geçiniyor. Kayısıcılık. Kayısıcılık. Evet. Kayısı tuttuğu sene işte vatandaş geçimini sağlar. Evet. Kayısı tutmadığı zaman da sıkıntı olur. Evet. Hayvancılık bitmiş. Bitmişti. Şimdi sevgili muhtarım, evet size orada hazır yerlerde oturmanıza izin vermiyorlar ama yolunuz da iyi değil. Onu da belki birçok daha problemleriniz var. Onu da konuşacağım ama Cenab-ı Allah yüzünüze gülmüş. Bu sene maşallah kayısılarınız var. Kayısı iyi bu sene. Bu sene çok iyi. Kayısıda bir sorun yok. Az sonra biz böyle bir kayısı bahçesinde geçerken sevgili Oğuzhan şöyle yakından al. O çağlaları gösterelim vatandaşlara. Çok da güzel bir doğa var burada. Yeşillik maşallah. Hava o kadar temiz ki. Oksijen bol alıyorsunuz burada sevgili izleyenler. Demek ki burada buranın artıları. Peki efendim herkes burada mı şu anda? Şu mağarada? An hepsi full işte be. Çalışıyorlar değil mi? Çoğu genellikle emeklidir. Emeklidir. İşte gençler şehirdedir, yaşlılar buradadır. Evet, çok güzel. Ama görüyorsunuz Cumhur Bey, eskide bu köyde, yani şimdi bu büyükşehir yasası yine mahalle oldu. Burada herkesin bir sürü koyunu vardı. Şimdi hayvancılık bitti. Şu koskoca köyde iki kişi de. Biri şahsen benim koyuncu, bir de bir vatandaş. Allah'ın diye bir vatandaş. Evet. Allah sizin de eksikliğinizi vermesin. Öyle demek lazım. Peki sevgili muhtarım, devam edeceğiz sizinle. Ama ben istiyorum ki yayınımının bir başka yöresinde devam edelim. Burada yeni noktayı yerleşim. Koyalım. Yeni hemen sevgili olsan şöyle Akçadağ'a doğru bir dön bakalım. Biz başka bir mahallede birlikte olacağız. Evet sevgili izleyenler, şimdi Yaylımlı Mahallesi'nin o bilindik yeni yerleşim bölgesi var. Oradayız tabii, yeni de değil burası. Köy kent uygulaması gerçekleştirilmiş. İşte burada artık yeni yeni binalar inşa edilmiş ama birçoğu 70'li yıllarda zannediyorum inşa edilenlerden. Vatandaş buralara yerleşmek istiyor. İşte engeller çıkıyor. O engelleri az önce sevgili muhtarımız söyledi. Bütün prosedürleri yerine getirdik ama tabii valilik makamına geldi, tıkandı, kaldı denildi. Biz de dedik ki gerekçe olarak şunu söylemişler. Oralar ekime verimli araziler demişler. İşte yani kayalık. Toprak verimli demişler. Hakikaten ben de görüyorum her taraf kaya, taş. Tuzdaş. Evet değil mi efendim? Tuzdaş. Hep tuzdaşı diyorsun. Tarıma elverişli bir arazi değil. Değil değil mi efendim? Aslında. Şimdi ne yapalım, biz bir kere daha yineleyelim. Diyoruz ki lütfen gelin görün, mahallimde görün. Eğer hakikaten burası tarıma elverişli ise amenna, dediğiniz doğrudur. Fakat elverişli değilse bu insanları mağdur etmeyelim. Evet, sevgili muhtarımız defaatle söyledi bunu. Evet, bu konuyu anlattık sevgili muhtarım. Şimdi biz şu anda sizin dediğiniz yerdeyiz, dediğiniz bölgedeyiz. Buranın su problemi nasıl? Su yok. Şimdi yazın 6. aya kadar bu cazibeli sular geliyor. Sulama suyunu da çeviriyoruz su depolarına. Sıkıntı yok. Sıkıntı olmuyor. 8 ay. 4 ay depoyu tutuyor. Depomuz şu karşı. Evet. Günlük akşam sabah 7'de salar, 9'da kapatırlar. Ertesi gün sabah 7'ye kadar 2 saat su alırlar. 2 saatte sonra su bulamazsın. O da idare etmiyor. İdare etmiyor. Su hayatın bir gerçeği. Yani susuz bir yaşam düşünülemez. Nasıl elektriksiz olduğu gibi çağımızda. Onun için burada büyük bir sıkıntı sizde. Çok sıkıntı. Peki sulama konusunda sıkıntınız var mı efendim? Var ya işte, şimdi bahçelerimizde kısa bir suyu veriyoruz biz buraya. Evet. Bahçelerimizdeki çok sular da kısıtlı. Evet. Su yok. Bir su verilmiyor. Zaten vatandaş bir su veriyor bahçesine. Yani müstakil suyu olan hariç. Ama köy suyuna sulanan bir su veriyor. Bir su veriyor. O da az bir işte, buraya su geliyor. İnsan sağlığının olmadığı yerde yaşam olmaz. Evet. Su olmasa yaşam olmaz. Evet. Peki muhtarım, tabii bu mahallelerde yaşamın bir gerçeği. Kanalizasyon konusunda bir gelişme oldu. Onu söyleyin bana bir. Şimdi Sayın Genel Müdürümüzle dün görüştük. Özgür Özer Bey'e de burada teşekkür ediyorum.
Bir de çarşamba günü ihalesini yapacağız. Maski Genel Müdürü. He, Maski Genel Müdürü'ne Ufuk Bey'e burada teşekkür ediyor. O zaman çarşamba günü... Bugünkü tarih itibariyle. He. O zaman şöyle yapalım. Sayın Genel Müdür, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Yaylımlı Mahallesi'nin bu problemini ortadan kaldıracağınız için bugün ihale yapılıyor. İhale inşallah başarılı olur, neticelenir. Ama önemli olan sahaya işin dönmesi. Çok acil olarak bu mahallenin kanalizasyonunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yollarımızı yapamıyor. Evet. Kanalizasyon olmadı. Tabii. Çünkü tarif olacak. Yazık yani. Yapılan yatırıma da yazık oldu. Evet, önce kanalizasyon, sonra yol istiyorlar. Çok da fazla bir şey istemiyorlar önce, sizden. Onun için lütfen gelin görün, buradaki vatandaşın mağduriyetini giderin diyoruz. Evet, sevgili muhtarım, başka böyle ele avuca gelir sıkıntılarımız. Aksa konusunda. Bir de Aksa'da, evet. Aksa 50 sefer gittim. Yani müdürüne, Taylan Bey'le görüştüm. Gökhan Bey'e beni yönlendirdi. Gökhan Bey dedi ki, bunda 20 gün önce ekip gönderiyorum. Halen daha ekip gelecek. Evet. 1982 yılında yapılan elektrik 40 senelik direktler. Evet. Yani 40 yıllık. Ekip bu, gelip ne yapacaktı efendim? Bu ağaçlara gelen telleri, gelen ağaçları kesecekti. Kesecekti. Bir de bunları gerecek. Çünkü 40 yıllık bunlar hep sarkmış. Efendim bir rüzgar yarın gelmeden... Rüzgarda, yağmurlu havalarda sıkıntı olacak. Evet, o direklerin kesintisi. Değişimi yani. Mesela evet. Bayramşah çinmiş, her tarafta değişimi. Kapalı sistem, onu diyor 2018 yılında. Mahalleme istiyorum. Kendim şahsıma bir çekirdek istersem yapmasın. Evet. Sevgili muhtarım, zaten muhtarın muhtar nedir? Vatandaş vekalet vermiştir muhtara. Öncülüğünü yapan kişi. Benim problemlerimi sen takip et demiştir. Muhtar da benim gördüğüm kadarıyla çırpınıyor. Yani gitmediği yer kalmamış, çalmadığı kapı kalmamış. Ama hizmet bir takım yok. Gerekçelerle kapılar kapanmış arka arkaya. Lütfen artık bu suni gerekçelerden vazgeçelim. Çünkü hayatın gerçeği burada. Gerçeğini buradaki vatandaşlar pratikte biz birebir yaşıyorlar. O bakımdan gelin, görün, yerinde inceleyin, sonra karar verin diyoruz. Cumal Bey, bir de evet. Bak. Aha, bir gün geleceğiz. Ha, yarın şu köyde bir sokak lambaları yanmıyor. Yok yani, yok. 35 tane sokak lambası yazdırmışım. Aha geldi, ha gelecek, daha gelip takacak. Şimdi sizin bu mahalle, biliyorum ki burada asla bir adi suç olmaz. Ben onu biliyorum, ona eminim. Ama vatandaş. Elin adamı çıkar gelir, yani işte hırsızlığı olur, çocuk komşuya gider, karanlıkta gider, karanlıkta köpek düşer, yani şunda, evet, yani sıkıntı olur, doğru söylüyorsunuz. Ama sokak lambası yanırsa sıkıntı olmaz. Bakın hiçbir tarafta yok, geceler yok. Yanmıyor değil mi efendim? Yok. İki tane kişi kendi takmış, bak birini oraya takmış, birini de oraya takmış. Evet. Yani parasını almış takmış, o da şartelli koymuş evinde. Gelirse yakar. Aksa izliyor bizi, hiç merak etme sevgili muhtarım. Abi, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür size. Ederim. Öncelikle şahsıma ekibimize göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Ama burada bırakmıyoruz sizi. Sizi şimdi stüdyoya götüreceğiz. Ben size teşekkür ediyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir elini sıkayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür evet, sevgili izleyenler, Yaylımlı Mahallesi'ne geldik. Mahallemin Muhtarı programında. Ama sevgili muhtarımla yetinmeyeceğiz bu kadar sohbetle. Şimdi stüdyoya dönelim isterseniz. Canlı yayında Yaylımlı Mahallesi'ni sevgili muhtarımızla konuşuyoruz. Evet, stüdyodayız. Canlı yayındayız efendim. Evet sevgili izleyenler, yine Akçadağ ilçesindeyiz. Mahallemin muhtarı programımız devam ediyor. Dedik ya, Yaylımlı Mahallesi'ndeyiz. Aslında Karanlık Yaylımlı desek daha doğru olur. Çünkü program içerisinde hakikaten hiçbir sokak lambasının yanmadığı, sevgili muhtarımızın da defaatle böyle istediği halde bir türlü probleminin çözülmediği bir mahalledeyiz. Ama ben hemen o mahalleye gittiğimde beni böyle sıcaklıkla karşılayan ve o günkü programımızda rehberlik edip böyle bize çok büyük katkıları olan Yaylımlı Mahallesi muhtarı sevgili Şeyho Bey ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım sevgili muhtarım. Ben Yaylımlı Mahalle muhtarı, emekli memurum. Evet. 13 yıldır bu köyde yaşıyorum. Şimdi köyünüz, mahalleniz çok güzel ve siz ender muhtarlardan birisiniz. Neden diyeceksiniz? Teşekkür ederim.
Özellikle son yıllarda sevgili izleyenler, en çok sıkıntı nerede? Özellikle hayvancılığın gerilemesinde. Ben Akçadağ ilçesinin yaklaşık 40 mahallesini aşağı yukarı gezdim. Eski tabiriyle köyü diyelim. Köyünü gezdim. Hayvancılık yapana pek rastlayamadım. Yumurtayı bile şehirden alanları gördüm. Yoğurdu şehirden getirenlere rastladım. Ama sevgili muhtarım, hayvancılıkta çok iddialı, damızlık koyun yetiştiriyorsunuz. Evet. O konuda çok iddialısınız ama sizin en büyük destekçiniz hanımefendi ve kızınız. Ona da ben buradan selam gönderiyorum. Çok sevecen yürekten bizi öyle karşıladılar. Böyle o yeni doğmuş kuzularla ne güzel haşır neşirlerdi. Beni çok mutlu etti daha doğrusu. Evet, çok güzel bir doğa örtüsü var orada. Evet. Doğanız çok güzel. Ben çok mutlu oldum ama. Teşekkür ederim. Ama ve lakin gelelim nereye? Yol sıkıntınız bir evet. taraftan. En büyük sıkıntınız sizi merak konusunda onay vermeyenlerden bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Yerleşim açısından bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Yıllar önce uygulanmış bir köykent projesi var orada. Onlar yapılmış ama bir türlü taşınamayan vatandaşlar var. Evet, bu konuyu şöyle biraz açın, ben detaylandıracağım. Cemal Bey, siz de gezdiniz, gördünüz. Evet. Bu köykent projesinin bitişinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulundum. Onlar, ben hepsini sıralayacağım şimdi. Müracaatta bulundum. Bunlar müracaatımı kabul ettiler. Ekip olarak geldiler. Gösterdikleri yeri, talep ettiğim yeri gösterdiler. Bunun gösterilen yerde bana dediler ki bunu dışarıda yaptıracaksın. Yani eskide özel idare yapıyormuş. Şimdi bunu dışarıda, vatandaşta toplanan 250'şer lirayla bunu dışarıda yaptırdık. Dışarıda yaptırdık, hazırladık. 9 tane kurum görüşü almışım, olumlu. Evet, onları sayayım hemen. Bak. Sevgili muhtarım not olarak bana iletti. Malatya Orman İşletme Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Tarım İl Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Malatya Şube Müdürlüğü, Karayolları, TEDAŞ yeni adıyla AKSA bu konularda uygun görüş vermiştir. Bunların dokuzunda da olumlu görüş almışız. Bu ondan sonra zemin etüdüne geçmiş. Zemin etüdü yaptıktan sonra 5000'lik Nazım İmar Planlı Büyükşehir yapmış. 1000'lik uygulama planlı ilçe belediye yapmış Akçadağ. Bunlar askı süreleri tamamlandıktan sonra bunların hepsi tamamlanıp kesinleşmiş. Kesinleşmiş. Kura aşamasına getirmişiz. Oradan gelmiş merak komisyonuna. Şimdi oraya bir nokta koyalım. Şimdi ondan sonra çok şeyler konuşacağız. Ama müsaade ederseniz kısa bir reklam bizi bekliyor. Sevgili muhtarım, efendim mahallemin muhtarı programımız devam ediyor. Yayılımlı Mahallesi, Akçadağ Yayılımlı Mahallesi'ndeyiz. Çok şey konuşacağız. Sevgili muhtarımız oldukça dertli. Mahalle sakinleri bilsinler ki kendileri için çaba harcayan, çırpınan bir muhtarları var. Onun için çok şanslılar. Ama muhtar nedir efendim? Yaptırım gücü olmadığı için sadece arada aracıdır. Getirir bir yere tıkanır kalır. Ondan sonra gücü ve mecali yetmez ve bekler. Umutla bekler. Çok özel programımız, mahallemin muhtarı programımız devam ediyor. Konuğumuz Akçadağ ilçesi Yayılımlı Mahallesi muhtarımız. Şimdi ilk bölümde muhtarımızla sohbeti getirdik. Çok önemli bir konu Yayılımlı için. Çok önemli bir konu tabii mera konusu, yeni yerleşim yeri konusunda. Muhtarımız gerekli aşağı yukarı 9 dediniz değil mi? 9 resmi kurumdan olumlu görüş aldınız ve olay nereye intikal etti? Malatya İl Mera Komisyonu'na intikal etti. Ne oldu ondan sonra? Ne oldu? Bir yıldır, 9'un 25'inde bugüne kadar bekliyor. Yani nasıl bekliyor efendim? Efendim imzalamıyorlar. 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 Peki Malatya İl Mera Komisyonu Başkanı Sayın Vali Yardımcısı. Bülent Güven Bey. Evet. Sayın Vali Yardımcımız. Sayın Vali Yardımcımız. Tabii bu işin içerisinde bir başka kurum, hangi kurum? Tarım İl Müdürlüğü. Tarım İl Müdürlüğü. Peki efendim, şöyle demek gerekir. Ben size şunu soruyorum. Tabii diyeceksiniz ki her imza atıldığı konuda
gidip illa olayın mahallinde mi görmek gerekir? Yok, görmese de olur. Ama burada 9 tane resmi kurum olumlu görüş bildirmiş. Biz tabii kimseyi sorgulamak haddimize değil sevgili izleyenler ama biz bizatihi olarak gittik, gördük. Her tarafın kayalık taşlık olduğunu gördük. Oranın tarıma elverişli olmadığı benim kendi kanaatim, kendi şahsi kanaatim. Ama bütün mahallenin en temel sorunu o sorun. Siz, efendim ben buradan açıklıkla soruyorum. Hakikaten gidip gördünüz mü Yaylınlı Mahallesi'ni? Yani MERA komisyonu olarak acaba komisyondan üyeler gidip görmüşler mi? Ve o mahalle sakinleri çok kırgınlar, üzüntülüler. Tabii muhtarım diyor devlete kırgınlık olmaz diyor ama biz çok üzüldük diyor, üzülüyoruz diyor, üzüntümüz devam ediyor diyor. Değil mi efendim? Evet efendim. Şimdi bu durumu ayın 7'sine Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Evet. Bunu yazılı ve sözlü Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağım. Evet. Yani yetkililer bunu duysun. Sayın Vali Mavi'nin, Sayın Tarım İl Müdürüm bunu duysun. Bu sorunumuzu çözsünler. Mesela Sayın Cumhurbaşkanıma kadar çıkacağım. Bunu yazılı ve sözlü bu derdimi ileteceğim Sayın Cumhurbaşkanıma. Evet, ben buradan yine söylüyorum. Tabii biz Sayın Muhtarım bir iddia ortaya attı. Bu karar 9 resmi kurum tarafından uygun görülmüş ama Malatya İl MERA Komisyonu bu kararı uygulamıyor diyor. Doğru değil mi? Evet. Uygulamıyor diyor. Biz de burada uygulamamalarının nedenini soruyoruz. Tek kelimeyle geçiştirilemez. Tarıma elverişli oralar, onun için böyle bir yerleşim yeri olamaz diye Cumali geçiştirilemez Bey, bu. Oraya bilir kişi getirdim ben. Evet. 5 kişilik bilir kişi heyeti getirdim. Bunu ücretinden milli emlak cebimde yatırdım. Cebimde yatırdım. Geldiler, gördüler. Ya dedi bura nasıl dedi tarım yeri? Kayalık, sert zemin, kayalık. Raporu tuttular. Dosyamda tutanakları hepsi dosyadadır. Hatta siz ne dediniz bana? Bir kepçe getirdik dediniz. Evet. Onu söyleyin lütfen. TEDAŞ'ta 4 tane direk aldım. Vatandaşın bir elektrik çekilecek. Kepçe getirdim, kepçe yaşamadı. Kırıcı lazım. Kırıcı, kaya kırıcı çünkü. Lazım. Şimdi kırıcıyı bekliyorum ki bu hafta kırıcı gele ki 4 tane direk dik. İşte buraya tarım elverişlidir diyorlar. Yani büyük bir ironi var burada. Anlatılmayan bir ironi. Çünkü oranın insanı bunu yaşıyorlar sevgili izleyenler. Ben buradan bu problemi, çünkü yetkililerimiz kader şinastır. Böyle vatandaşın mutlaka sıkıntılarını çözümü konusunda çok kararlıdırlar. Öyle ümit ediyorum. İnşallah bu programdan sonra Yaylımlı Mahallesi'nin bu en büyük problemi, en büyük birinci öncelikli problemini çözüm yolunda bir müjde verirler. Ben onu öyle tahmin ediyorum. Yok eğer çok kesin kararlı iseler efendim gerekçelerini ekranlarımız vasıtasıyla ben bizzat olarak paylaşmaya hazırım. Ama mutlaka böyle doyurucu bir açıklama bekleniyor. Yani orası tarıma elverişli gerekçesinin dışında bir gerekçe bekleniliyor. Cumal Bey biz... Evet. Aslında ararsan biz bürokrasi mağduruz, bir köylü. Kişiye gelince, MERA komisyonu, kişiye gelince kiralık verir 49 yılını. Esas köylüye, vatandaşa vermez. 5 tane mezra var. Sen nasıl hizmet getireceksin? Nasıl hizmet? Biz toplulaştırmaya çalışıyoruz vatandaşı. Tabii en uygunu, en güzeli o. Çünkü böyle dağınık bir şekilde yerleşim nasıl yerlerine hizmet verecek? Hizmet gitmiyor. Vatandaş devlete küsüyor. Evet. Yani aynen öyle. Devlete küsüyor. Devletin de haklı bir gerekçesi var. Yani bir dağın başına bir ev yapılmış, bir tepeye bir ev yapılmış, bir çukura bir ev yapılmış. Oranın telefon ihtiyacı var, su ihtiyacı var, elektrik ihtiyacı var, kanalizasyon var. Yani nasıl şimdi, olacak bu iş? Yani çift tarafı düşünmek başka lazım. Bir şey istemiyor. Zaten yapmışsın bize buraya kadar. Bu da bitişik. Aynı bir kağıdın elmanın yarısı. Yarısına yapmışsın, yarısı duruyor. Evet. Biz diyoruz ki diyorsun, bir arada yaşamak istiyoruz. Tabii ki bir hizmetlerden arada daha sağlıklı olarak faydalanmak istiyoruz diyorsunuz değil evet mi efendim? Evet. Çok güzel. Çok da haklı bir istek. Yollarımızı yani gördük. Bak
Sizin aracılığınızla, televizyon aracılığını. Ha, ben kendi aracımla sizin mahallenize gelmem efendim. Haklısınız. Gelmem ben sizin mahallenize. Haklısınız. Evet. Ama sizin televizyonunuzun aracılığıyla başta Büyükşehir Belediye Başkanı'ma, Genel Sekreter Yardımcımız Zeki Sarılar'a, Daire Başkanı Sayın Mehmet Mert'e, Yol İşleri Müdürü Hakan Demir'e huzurlarında teşekkür ediyorum. Bunlar niçin söz verdiler. Niçin teşekkür ediyorsunuz? Bunlar geçen sene 2015 programında evet. Yolumu programı aldılar. Aralık ayında sıra geldi bana. Bir kilometre kadar yaptılar. Kar yağdı. Yolumuz kaldı. Şimdi de 1000 metreküplük bir ihale yapmışlar Kırıkköprü'de. Muhtar diyor yolumu bitireceğim diyor. Ben, kim diyor efendim onu? Daire başkanı. Mehmet Mert. Mehmet Mert diyor. Ben bu arada hemen bir parantez açayım. Sayın Mehmet Mert, sizden çok övgü dolu sözler alıyoruz. Muhtarlardan alıyoruz. Görevine çok düşkün, görevini çok iyi takip eden biri olarak bize hep söylediler. Bu benim bir borcumdu, eda etmek istedim efendim. Ben de size teşekkür ediyorum buradan. Ondan sonra benim yeni yerleşimi gördünüz. Hep posetik koyuyoruz. Ama sağ olsun Maski Genel Müdürümüzle pazartesi görüştüm. Ha dün ihalesi vardı. Ne oldu ihale? Bugündü. Ha bugün ihalesi. Çarşamba evet. Günü bana öyle dediler. Çarşamba. Özgür Bey'in yanına gittim. Ufuk Bey'e yönlendirdiler daire başkanı. Daire başkanı bana verdiği söz dedi. Yaylımlı'yla kömek hava çarşamba günü Allah izin verse ihalesini yapacağız dedi. Yapılmış mı efendim? Bilginiz var mı? Vallahi buraya geldim hiçbir bilgi alamadım. Yok. Yarın... İlk işiniz o. İlk işim yarın sabah Maski'deyim. Tabii. İhale yapmak, sevgili muhtarım, doğru söylüyorsun. İhale yapmak işin %50'lik bölümü. Önemli olan bunu icraata dönüştürüp bir an önce oradaki vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırmak. O zaman siz finale gelmiş oluyorsunuz. O zaman hakikaten yüz akı bir işlem, iş yapmış oluyorsunuz. Durum böyle. Evet. Cumhur Bey, sizin huzurunuzda Maski Genel Müdür Özgür Bey'e, Daire Başkanı Ufuk Bey'e teşekkür ediyorum. Evet. Söz verdikleri için, bu sözünde de duracaklarına ben eminim. Şimdi buradan hemen şunu çıkartalım. Maski'nin de işi çok zor. Çünkü yeni bir konseptle, yeni bir uygulamayla, Büyükşehir uygulamasıyla karşı karşıyalar. Tabii elleri kollarının çok uzun olması lazım ki bir şehre yetişebilsinler. Evet. Ama bu meyanda demek ki böyle güzel, başarılı işler de yapıyorlar. Başta Sayın Başkanımız Ahmet Çakır'a teşekkür ediyorum. Çünkü 13 ilçeye bir de bu altyapı yatırımları gidiyor. Bu da büyük bir külfet getiriyor. Evet. Bu arada da 3-5 mahalleyi soktular. Genlere teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bir diğer konu. Ben hemen programımı başlarken dedim ki buraya yayılımlı değil de karanlık yayılımlı demek gerekir dedim. Nasıl bulursunuz bunu Sayın Muhtarım? Bunu söyleyeyim size Cumal Bey. Aksa İl Müdürlüğü'ne gittim. Taylan Bey'le görüştüm. Beni Gökhan Bey yönlendirdi. Gökhan Bey'le de görüştüm. Muhtarım dedi, işte dedim ya benim köyümde sokak lambası yok. Yani bir vatandaş geldiği zaman köyümdür, değil midir? Yani bir sokak lambası olmaz mı? Köyde 2-3 tane vatandaş kendi parasını almış, kapsına takmış. Gördüm ben onu efendim. İşte gördüm. Gördüğünüz anahtarlı yapmış. Gelirse yakar, gelmezse yakmaz. Yani keyfine yoktu. Göre vatandaşın. Vatandaş haklı. Peki efendim ben şimdi ben sizin mahallenizin olduğu o insanları tanıyorum. Sizin orada pek böyle adi suçlar, vakalar pek olmaz. Olmaz. Evet ama akşam karanlık olduktan sonra neler olur? Bir çocuk komşuya gidecek. Karanlıkta evet. Nasıl gider? Yani bir sokaktır, aydınlık olsa dışarıdaki gelen bir vatandaş da görür. Ya burada ne güzel bir düzen varmış. Bak. Gördünüz biz ara sokakları niye yaptırmadın? Yazık, devlete israf olacak. Altyapı yapılsın, ondan sonra kalıcı olsun. Değil mi? Kanalizasyon yapılsın. Yapılsın ondan sonra. Bak ben sonra. Niye müracaat etmedim? Dedi ki mahalle arasına. Dedim benim sorunum kanalizasyonum yapılsın ki. Ben şimdi yapacağım, kanalizasyon yapılıp sökülecek, yazık değil mi? Bu kadar devlet, da bu kadar da devleti düşünen bir zihniyet. Yani bu devlete vergi verirsen düşüneceğim. Evet. İsraf olmasın. Ama ben inanıyorum ki valla Aksa bizi duyuyor. Mutlaka sorunum, tabii izliyorlar şu anda. Benim 1982 yılında yapılmış bir şebeke. Yani bu şebeke yenilenmezse bu
randıman vermez. Sevgili muhtarım, şimdi ben dedim ya, 40'ın üzerinde Akçadağ'ın bütün mahallelerini gezdim bizatihi. Diyebilirim ki bu 40'ının da tamamında genel istek şu: yıllar önce 78'li yıllarda yapılan, şu anda donanımı kullanıyorlar. Yani elektrik direkleri ağaçtan yapılmış, çürümüş, herhangi bir şiddetli rüzgarda belki yıkılacak, devrilecek. O zaman bahçeler yokmuş, tabii direkler dikilmiş, teller geçmiş. Şimdi teller ağaçların arasından geçiyor, görür mü? Sarkmış hepsi böyle. Yani bir rüzgarlı havada, bir yağmurlu havada yangın da olabiliyor, tehlike de çıkartabiliyor, can zayiatları da olabiliyor. Haklı, zaten teller sarkmış ağaçların arasında, bir rüzgar değmeden küt birbirine vuruyor. Ya evet, kopacak ya şartel atacak. Şimdi temel problemi konuştuk. Ama en büyük konumuz bu, benim Tarım İl Müdürlüğü'ne Sayın Vali Yardımcı. Evet, inşallah buradan duyuyorlar. Duyanlar duymayanlara iletsin lütfen. Yaylımlı Mahallesi'nin en büyük problemi, Malatya İl Merak Komisyonu'nda onay bekliyorlar efendim. Onay bekliyorlar, olumlu kararlarını bekliyorlar. İnşallah bu kararı alınca biz de burada coşkuyla bildireceğiz. Cumal Bey, bununla Sayın Milletvekilimiz Öznur Çalık'a kadar ulaştım. Öznur Çalık Milletvekilimiz bizzat aradı. Bizzat aradı, ilgilendi. Yine aşamadı. Aşamadı diyorsunuz. Yine aşamadı. Evet. Ama Öznur Hanım'a teşekkür ediyorum, evet, burada. İlgilendi benimle. Sevgili muhtarım, su konusu vardı. En son onu konuşalım, kapatalım. Evet. Maskide şunu rica ediyorum. İçme suyum çok kısıtlı. Hiç yok denecek kadar. Şu anda biraz akıyor. Bir ay sonra şimdi hiç akmayacak. Sulamaya döndüm. 1 Haziran'da sulamaya döneceğim. Sulamaya döndüğü zaman benim bu yeni yerleşimde 2 saat su akar. Başta su bulamazsın. Günde 2 saat akıyor. He, günde 2 saat. Yani o 2 saatte. Saatta... Evet. Evet. Sabah 7'de depoyu açacak. 9'da kapatacağız. Ertesi gün 7'de yine açacağız. Evet. İşte maske bu sorunuma bir çözüm bulursa kendilerine teşekkür ediyorum. Ne mutlu ediyorum bana diyorsunuz. Evet, evet. Sevgili muhtarım, çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim size, bu fırsatı bize tanıdığınız için. Estağfurullah. Size teşekkür ediyorum. Ben buradan diyorum ki siz Yayılımlı Mahallesi'nin bütün problemlerine hakimsiniz. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Ve çok da uğraşıyorsunuz. Ben bunu gördüm. Her muhtar da uğraşıyor. Ama bunu, siz biraz daha farklı uğraşıyorsunuz. İnancınız olsun, ben bunu bu 14, 30 Haziran'da bu yana, 2014, 30 Mart'ında bu yana, ben bu köye hiç mi bir şey yapabilir miyim? Onun uğraşı içerisindeyim. Maşallah. Ben oğluma, kızıma hiç istemiyorum. Kendime bir şey istersen vermesinler. Ama ben köyüme de gelecek şeye... Kızınız üniversite mezunu, evde boş bak, oturuyor. Hiç istemem. Hiç yani, kimseye gitmem. Evet. Ama köyüm için giderim. Evet, öyle diyorsun. Mahallem için giderim. Yani mahalleme bir çivi çakılacaksa... Vallahi onun için koştum. Evet, sevgili muhtarım, öncelikle şahsıma göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı ve bize o günkü yapmış olduğunuz rehberlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Yanımızda sevgili Hasan vardı, ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ama bu fırsatı verdiğiniz için. Hanımefendinin çayı da çok özel bir çaydı. O demli çay için de çok teşekkür ediyorum. Efendim, Yaylılmı'ya selam olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. İnşallah müjdeli bir gelişme olduğunu olursa lütfen bizimle paylaşın. Teşekkür ederim. Evet. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, işte geldik bir mahallemin programının daha sonuna. Bugün iki güzel mahalleyi konuştuk Akçadağ ilçemizden. Tabii ilk mahallemizde muhtarımız çok nezih bir insan. Her muhtar olduğu gibi umutla verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor. Yine Yaylımlı Mahallesi muhtarımızın en büyük problemi Malatya İl Mera Komisyonu'nda takılı kalan kararlarının olumlu olarak çıkmasını bekliyorlar. İnşallah bu kendi şahsi talepleri değil, umumun talebi, mahalle halkının genel talebi ve sıkıntıları, bunlar giderildiği an oradaki insanlarımız da çok mutlu olacaklar. Efendim, inşallah bir başka programda tekrar birlikte olmak umuduyla yapımda, yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, iyi akşamlar diliyorum.